Bugünkü videoda sizlere projenizde bağ kirişli perde sistemi bulunması durumunda Protostructure'da incelememizi nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Taşıyıcı sistem tipini nasıl seçeceğiz? Bu konularda bilgi vereceğim. Hatırlayacağınız gibi projemizde her iki deprem doğrultusunda süneklik düzeyi yüksek boşluklu perdeler kullanmıştık. Taşıyıcı sistem tipini her iki doğrultuda da A15 olarak belirlemiştik. A15 tipinde süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz perdeler kullanılmaktaydı. Yani projemiz bağ kirişli perde sistemi içermemekteydi. Bağ kirişli perde sistemi içeren başka bir projeyi incelemek üzere güncel projeler bölümünü tıklıyorum. Buradan incelememi yapacağım ilgili projeyi seçiyorum. İnceleyeceğim proje 9 katlı bir betonarme bina projesi. Bakın görüyorsunuz, X önünde birleştirilmiş perdeler. Bu perdeler, bu perdeler, bu perdeler. Bu perdeler, bu perdeler X önünde bağ kirişleriyle. Kirişleri görüyorsunuz. Bağ kirişleriyle bağlanmış durumda. Bakın bu kirişler bağ kiriş. Y yönünde ise Herhangi bir bağ kirişi ile bağlanmış perden bulunmadığından dolayı boşluksuz perde sınıfına giren bir taşıyıcı sistem tipi seçiyorum. A15 tipini seçmeliyim. Betonarme boşluksuz perdeler genellikle konsol olarak çalışan, bir tür eğilme kirişi davranışı sergileyen düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Boşluklu perdeler ise mimari nedenlerle kapı, pencere ve benzeri boşlukların açılmasıyla veya burada inceleyeceğimiz gibi perdelerin bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanması ile oluşturulur. Boşluklu perdeler boşluklar sayesinde boşluksuz perdelere göre daha sünekli davranış sergilerler. betonarme mi bağ kirişli perdeler iki boşluksuz perde parçasının bakın projede görüyorsunuz bu bir boşluksuz perde parçası bu da diğer boşluksuz perde parçası kısa ve çok yüksek kesme dayanımları olan bağ kirişleri ile bağlanarak Bakın bağ kirişlerini görüyorsunuz. Bu bir bağ kirişi. Bu da bir bağ kirişi. Birlikte tek bir perde olarak çalıştığı düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Bu tür perdeler güçlü bağ kirişleri sayesinde konsol olarak çalışan boşluksuz perdeler ile çerçeveler arasında bir davranış gösterirler. İnceleyeceğimiz modelde X ününde bağ kirişleri kullanıldı. Protostructure'da bağ kirişleri de normal kiriş elemanı olarak tanımlanmaktadır. Ancak etkin kesit rijitliği kas sayılarının doğru alınabilmesi için bu kirişlerin bağ kiriş olarak belirtilmesi gerekmektedir. Kirişlerin bağ kiriş tanımlamasını nasıl yapıyoruz? Birlikte inceleyelim. Bu kirişi seçelim. Sağ tuşa basalım. Özellikler seçeneğini işaretleyelim. Bakın kiriş menüsünde tip bölümünde normal veya mantar bandı kiriş olarak seçmeyeceğiz. Perde bağ kiriş olarak bu kirişi seçmemiz lazım. Bu şekilde bağ kirişlerini modellememiz gerekmektedir. Normal kirişlerle bağ kirişleri arasındaki etkin kesit rijitlik katsayıları farkını birlikte inceleyelim. Analiz sekmesini tıklıyorum. Bina analizi butonuna basıyorum. Burada analiz formu sayfasında model seçenekleri sekmesini tıklıyorum. Malzeme ve kesit etkin ücreti kas sayıları bölümünü butonunu tıklıyorum. Bakın kirişler için ki bunlar çerçeve kirişleri anlamına gelmektedir. Kirişler için eğilme katsayısı, sayısı eğilme rücidliği kat 0.35 olarak alınmakta. Bağ kirişleri için ise 0.15 olarak alınmakta. Eğer model üzerinde herhangi bir kirişte bağ kirişi düzeltmesini yapmazsak etkin ücretli kas sayıları farklı olarak alınacaktır, yanlış olarak alınacaktır. Etki malzeme ve kesit rigidliği kasaları sayfasında herhangi bir değişiklik yapmadan iptal butonuna basalım. Şimdi de modelimiz için tajir sistem tipini seçelim. Tajir sistem tipini seçmek için analiz formu sayfasında analiz öncesi sekmesini tıklayalım. Deprem parametreleri butonuna basalım. Bakın deprem parametreleri butonuna bastığımızda süneklik düzeyi seçimi bölümünde her iki yön içinde A15 seçilmiş. Bu seçim Unik için doğru. A15 olmalı. Ancak yön 1 için bunun A14 olarak belirlenmesi lazım. Tıklıyorum. A14'ü seçiyorum yön 1 bir için. Bir an önce söylediğimiz gibi A14 tipi sistemler yani boşluklu perde sistemleri boşluksuz perde sistemlerine göre daha sünek bir davranış sergilerler. Bunun deprem hesaplarında göz önüne alınabilmesi için R katsayısı 7 yerine 8 alınmaktadır. Bu bölümde bunu görüyoruz. Tamam butonuna basarak formu kapatalım. Şimdi de modelin analizini yaptırabilmek için analiz formu sayfasında analiz sekmesini tıklayalım. Bina analizi butonuna basalım. Burada kolon bir kiliş not hesaplarını yaptırmayacağız. Bina analizi butonuna tekrar basalım. Bina analizi işlemi başlayacaktır. Modelin büyüklüğüne göre analiz süresi artabilir. İla analizinin tamamlanmasının ardından analiz özet raporu ekranda belirecektir. Tamam butonuna basarak analiz özet raporunu kapatalım. Bağ perde sistemimizle ilgili kontrollerimizi yapabilmek, sistemin uygunluğunu kontrol edebilmek için raporlar menüsünü tıklayalım. Burada analiz sonrası kontroller raporu butonuna basalım. Analiz sonrası kontroller raporunda biraz aşağılara inelim. Ve perde çerçeve sistemi kontrolü bölümünü bulalım. Perde çerçeve sistemi kontrolü bölümü burada bakın. Görüntüyü biraz büyütelim daha iyi inceleyebilmek için. Perde çerçeve sistemi kontrolü bölümünde ilk olarak deprem yüklerinden dolayı me tabanda meydana gelen toplam devirme momenti değerleri verilecektir. Bakın M0 değerleri bir yönündeki deprem yüklerinden dolayı tabanda meydana gelen toplam devirme momenti 8681.73 ton metre. İki yönünde ise bu yönde gelen deprem yüklerinden dolayı tabanda oluşan toplam devrilme momenti 13938.49 ton metre. Bu değerleri görüyorsunuz. Deprem etki yönü 2 için hatırlıyorsanız bu yönde boşluksuz perdelerimiz vardı. Perde tabanlarında oluşan Derilme momenti toplam derilme momenti 8602.91 ton metre. Tabanda oluşan toplam derilme momenti ise biraz önce söylemiştik. 13938.49 ton metre. Bu iki değeri birbirine oranlarsak alfa m değeri olarak 0.62 değerini görmekteyiz. Hatırlayacağımız gibi A15 tipi sistemlerde bu değerin 0.40 ile 0.75 arasında olması durumunda R değerinin değiştirilmesinde değiştirilmesine herhangi bir gerek bulunmamaktadır. R eşittir 7 olarak devam edilmektedir. Programda zaten A15 sisteminin kabul edildiğini ve R eşittir 7'nin kullanılacağını tasarım sonuçlarında belirtmektedir. Şimdi de deprem etkiyonu 1 sonuçtan inceleyelim. Biraz yukarı çıkıyoruz. Deprem etkiyonu 1 sonuçları burada. Burada P9 ve P10 perdeleri birbirlerine bağ kirişiyle bağlı. P11 ve P12 perdeleri de birbirlerine yine bağ kirişiyle bağlı. Burada P9 ve P10 perdelerinin bu yöndeki deprem yüklerinden dolayı tabanında 3091.03 ton metre bir moment oluşmakta. Deilim moment oluşmakta. P11 ve P12 perdelerinin tabanında da deprem yüklerinden dolayı 3091.03 ton metre bir moment oluşmakta. Bu iki değeri topladığımızda toplam perdelerin tabanında toplam oluşan derinme momenti 6182.06 ton metre değeri. Toplam derinme momentini biraz önce söylemiştik. Bakın burada 8681.73 ton metre. 6182.06 ton metre değerini 8681.73 ton metre değerini oranlarsak alfa m değerini deprem günü 1 için 0.71 olarak hesaplıyoruz. Hatırlayacağımız gibi A14 ve A15 sistemler için alfa M değerinin 0.40 ile 0.75 arasında olması durumunda R değerinin azaltılmasına yani taşıyıcı sistem davranış kasayısının azaltılmasına dolayısıyla deprem yüklerinin arttırılmasına herhangi bir gerek bulunmamaktadır. Bu durumda A14 sistem için R 8 değeri taşıyıcı sistem davranış kasası olarak deprem etkiyonu 1 için uygundur. Burada bir noktaya dikkatini çekmek istiyorum. P9 ve P10 perdeleri boşluksuz perde olsaydı bu perdelerin derinme momentlerinin ayrı ayrı düşünülmesi gerekmekteydi. Benzer şekilde P11 ve P12 perdeleri de bu şekilde düşünülmek zorundaydı. Ancak burada P9 ve P10 perdeleri bağ kirişiyle bağlandı. Bu durumda P9, P10 perdesi ve aradaki bağ kirişi birlikte düşünülmek zorundadır. 3091.03 ton metre moment değeri birlikte düşünülerek hesaplanmıştır. Benzer şekilde P11 ve P12 aradaki bağ kirişi de bir arada düşünülerek 3091.03 ton metre moment değeri hesaplanmıştır. Deprem etkili 1 için alfa m değerine göre R 8 değeri uygun. Ancak incelediğimiz projede DTS 1. 2018 deprem yönetmeliği 4324 maddesine göre DTS 1 ve 2 olan binalar için herhangi bir perde veya perde grubunun, burada perde grubu düşünülmek zorunda. P9 ve P10 perde grubunu incelersek aldığı moment oranı, devrimi momenti miktarı 3091.03 ton metre. Bunun toplam devrimi momentinin oranının 1 bölü 3'ü geçmemesi gerekmektedir. 3091.03 bölü 8681.73 ton metre. Bu değer bakın görüldüğü gibi 0.36 değerini vermektedir. Bu değer 1 bölü 3 değerinden büyüktür. Bu durumda 2018 deprem yönetmeliği 4324 A maddesine göre taşıyıcı sistem davranış katsayısı R'nin 4 bölü 5 R ile azaltılması yani deprem yüklerinin artırılması gerekmektedir. R işte 8 olduğu için 4 bölü 5 çarpı 8 6.4 değerini vermektedir. Programda bu cezayı uygulayarak 4 bölü 5 R olarak alındığını taşı sistem davranış katsayısının göz önüne alındığını belirtmektedir. Bu durumda R 6.4 değeri tasarım sonuçlarında kullanılacaktır. Deprem etkiyonu 1 için P9 ve P10 perdelerin tabanında oluşan değerilme momenti 3091.03 ton metre değerli momenti değeri nasıl hesaplanmakta? Bunu yakından incelememiz gerekmekte. Burası biraz önemli bir nokta. Bu değeri hesaplamak için deprem yönetmeliği 4543 maddesini kullanıyoruz. Önümüze getirelim. Deprem yönetmeliği 4543 maddesinde bakın P9 perdesi tabanında oluşan delim momenti M1. P10 perdesinin tabanında oluşan delim momenti M2. Bu iki değer toplanıyor. Ayrıca bu iki perde arasında bulunan bağ kirişin bu bağ kirişinde oluşan kesme kuvvetlerinin tüm perde yüksekliği boyunca toplamını buluyoruz. Bu değer NV değeri. Bunu perde kollarının ağırlık merkezleri arasındaki uzaklıkla çarpıyoruz. C değeri bu da. Bu C çarpı NV değeri bu üç değer toplanınca bize perde tabanında oluşan toplam devrilme momenti verilmekte. Yani 3091.03 ton metre değeri verilmekte. Bu şekilde hesaplanmakta. Burada bakir işlerinin uygunluğunun kontrol edilmesinde oldukça önemli bir değer daha bulunmakta. Omega değeri bakın bu da yine 4543 maddesinde belirtilmekte. Omega değeri C çarpı NV değerinin toplam devrilme momentine oran olarak hesaplanmaktı. Bakın burada bu formülü görmekteyiz. P9, P10 perde grubunda C çarpı NV değeri 2001.84 ton metre olarak hesaplandı. Ayrıca bu perde grubunun tabanında oluşan toplam devrilme momenti ise 3091.03 ton metre olarak hesaplandı. Bu iki değeri birbirine oranladığımızda bağ derecesi katsayısı omega değerini bulmaktayız. Bu değer Gördüğümüz gibi 0.648. Bu değer 2018 deprem minüt göre 1 3 değerinden daha az olmamalıdır. Eğer daha az olursa, daha küçük bir değer hesaplanırsa bu durumda A14 sistemini kullanamayız. Her bir perde parçasının boşluksuz perde olarak düşünülmesi gerekmektedir. Burada 2018 deprem yönetmeliği bir şey daha söylemektedir. Bağ derecesi katsayısı omega'nın 2 bölü 3 değerinden daha küçük olmasını sağlanmaya çalışmamız istenmektedir. Bunun istenmesinin sebebi perde parçalarında aşırı eksenel kuvvetlerin oluşmasını önlemektir. Deprem etkili bir için P9 P10 perde grubunda omega katsayısı 0.648 olarak hesaplandı. Bu değer 1 bölüşten büyük. Ayrıca yine bu değer deprem yönetmenine göre 2 bölü 3'ten de küçük olmalıdır. 2 bölü 3 de 0.67'ye denktir. Bu değer 2 bölü 3 değerinden de küçüktür. Bu durumda P9-P10 grubu için herhangi bir problem bulunmamaktadır. Benzer kontrollerin diğer perde grubu için de P11-P12 perde grubu için de yapılması gerekmektedir. Orada da herhangi bir problem olmadığını görmekteyiz. Bu durumda deprem etkiyonu 1 için A14 taşıyıcı sistemin kullanılmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Perde çerçeve sistemi kontrolündeki sonuçları da inceledikten sonra analiz sonrası kontrol raporunu çarpı butonuna basarak kapatıyorum.